Cenaze töreni sırasında tüm umutlar yitirilmişti ama birden küçük bebeğin tabutundan çığlıklar duyuldu. İrkilerek tabutu açmaya koştular ama korkunç bir şeyle karşılaştılar. Dahlia Thompson, kocasının elinden geldiğince çabuk hastaneye yetiştirildi. Banyodayken doğum sancısı başlamıştı ve her şey biraz fazla ilerliyor gibi görünüyordu. Yanındaki küçük çantaya kusmaya devam ederken kendini hiç iyi hissetmiyordu. Bir şeyler yolunda gitmiyordu. Bunu hissedebiliyordu. Hastaneye doğru koşarken trafikten sıyrıldılar. Acil park yerine girdiklerinde Dahlia biraz başının döndüğünü hissetti. Kocası arabadan inmesine yardım ederken hatırlayabildiği tek şey ilk adımı attığı ve hemen ardından her şeyin tamamen karardığıydı. Patrick Thompson, karısının gözlerinin önünde yere yığıldığını gördü. Dehşete kapılmıştı. Yardım çığlıkları atarak çaresizce onu yerden kaldırmaya çalıştı. Vücudu kasılmaya başladı ve tepki vermiyordu. O anda tüm hayatlarının gözlerinin önünden geçtiğini gördü. Hayatının aşkını kaybetmesine imkan yoktu. Birlikte bir aile kurmak üzereydiler. Bir trajedi yaşamak değil, çok korkmuştu. Sağlık ekibi çığlıklarını duydu ve yardımına koştu. Onu sedyeye yatırıp hastaneye yetiştirdiler. Patrick koşarken onlara bilgi verdi. Doktor, Dahlia'nın hayati göstergelerini aldı ve kan basıncının ne kadar yüksek olduğunu görünce şok oldu. Bu ciddi bir sorundu. Onu bir an önce ameliyathaneye götürmeleri gerekiyordu. Patrick'e döndüler ve onu ve oğullarını acil durumdan sağ salim çıkarmak için her şeyi deneyeceklerine söz verdiler ve sonra sallanan kapılardan geçerek gözden kayboldular. Sağlık ekibi tam acil durum moduna geçti. Dahlia'nın kıyafetlerini olabildiğince çabuk yırtılar ve devasa hamile karnını hazırladılar. Bebek dışarı çıkmaya çalışıyordu ama bilinci kapalı olduğu için sıkışmıştı. Dane'in bebeği çıkarmak ve Dahlia'yı kurtarmak için hızlı bir şekilde acil sezaryen yapılması gerekiyordu. Preeklampsi yaşıyordu. Bu da kan basıncını düşürmek zorunda olduğu anlamına geliyordu. Yoksa başaramayacaktı. Ellerinden gelen her şeyi denediler. Ancak sezaryenle ilerledikçe Dahlia'nın kan basıncı gittikçe yükselmeye başladı. Ta ki aniden fenalaşana kadar. Bebeği çıkarırken umutsuzca onu hayata döndürmeye çalıştılar ama faydası olmadı. O ölmüştü. Ne yazık ki henüz onun yasını tutamıyorlardı. Çünkü ilgilenmeleri gereken küçük bir oğulları vardı. Erkek bebeği çıkarmayı başardılar. Uyuşuk ve hafif maviydi. Daha duyarlı olmasını sağlamak için onu yana yatırdılar ama zorlandılar. APGAR testi son derece düşüktü. 10 dakika uğraştıktan sonra annesiyle aynı kaderi paylaştı. İkili kayıp karşısında dehşete düşen doktor, yeni oğlunu ve karısını bekleyen hevesli babaya onların öldüğünü söylemek için uzun bir yürüyüş yapmak zorunda kaldı. Çok üzücüydü. Patrick doktoru gördüğü anda anlamıştı. Küçük oğlunun güldüğünü ya da karısının gülümsediğini bir daha asla göremeyeceğini biliyordu. Yere yığıldı ve katatonik bir hal aldı. Hastane ailenin diğer üyelerini çağırmak zorunda kaldı ve Patrick'in olanları sindirmesine yardımcı oldu. Doğal olarak yıkılmıştı. Her şey çok hızlı olmuştu. Olanları sindirmek için neredeyse hiç zamanı olmamıştı. Patrick'in kayınvalidesi cenaze hazırlıklarını üstlendi ve ertesi gün işleri başlattı. Dinlerine göre bunu yapmak zorundaydılar. Cenazeye katılan herkes en az bir diğeri kadar şoktaydı. Hepsi küçük bebeklerinin büyük gelişini bekliyorlardı. Şimdi Dahlia'yı ve küçük bebeği görmüyor oldukları gerçeğini kimse aklına getiremiyordu. Bu neden olmuştu? Bunu daha katlanılabilir kılacak nedenler aradılar ama hiçbiri gelmedi. Cenazenin kendisi sıralanmış bir olaydı. Düzenlemeler basitti ve işlemler kısaydı. Önce Dahlia'nın tabutu üzerine dualar okunarak toprağa indirildi. Sonra sıra küçük bebeğe geldi. Böylesine küçük bir tabutun toprağa indirildiğini görmek hiç doğal değildi. Birçok kişinin görmeden önce milyonlarca kez yaşamak isteyeceği bir manzaraydı bu. Küçük kutu indirilirken birkaç koruma duası ve iyi geçmesi dilekleri çocuğa iletildi. Patrick hıçkırıklarını tutamıyordu. Hıçkırıkları kalabalığın içinde yankılanıyor ve diğer katılımcıların da aynı şekilde ağlamasına neden oluyordu. Tabutu tam olarak yerleştirmeden hemen önce Patrick onu durdurdu, elini tabutun üzerine koydu ve oğluna son bir kez veda etti. Ama uzaklaşırken bir şey duyduğuna yemin etti. Tabutun içinde yankılanan güçlü bir bebek ağlamasıydı ya da en azından öyle düşündü. Belki de hayal gördüğünü düşünerek aceleci davranmamaya çalıştı. Acı ve uykusuzluk akıl sağlığına zarar veriyordu ama sonra tekrar duyduğunu düşündü. Diğer katılımcılarla karıştırmamak için hemen herkesten bir dakika sessiz olmalarını istedi. Sessizlik sayesinde tabutun içinden gelen küçük bir ağlama sesi kesildi. Patrick bir an bile beklemeden tabutu asansörden indirip açmak için atladı. Herkes ona çılgınca baktı. Bu adam ne yapıyordu? İnsanlar onun ölü bir bebeğin tabutunu açmaya çalıştığını görünce dehşete kapıldılar. Zavallı adam acıdan delirmiş olmalıydı. Ama onu durdurmaya çalıştıklarında onlar da bebeğin çığlıklarıyla karşılaştılar. Şimdi onu durdurmak yerine ona yardım etmeye çalışıyorlardı. Tabut sıkıca kapalıydı. Bu yüzden açmak biraz zaman aldı. Ayrıca bunu çok agresif bir şekilde yapmak istemedi. Sonuçta içinde bir bebek vardı. Levye'yi kapağa sıkıştırdıktan sonra tüm ağırlığını üzerine verdi ve kapağı hemen açtı. İçeride gördüğü şey şok ediciydi. Kesinlikle haklıydı. Küçük çocuk yaşıyordu ve tabutun içinde ağlıyordu. Patrick, hissettiklerini anlatacak kelime bulamıyordu. Ona öldüğü söylenmişti. Az önce hayatta olan oğlunu gömmeye mi çalışmıştı? Bu onu nasıl bir baba yapmıştı? Oğluna ne olmuştu? Tüm bu sorular aklından geçerken bir duygu girdabı onu boğmakla tehdit ediyordu. Kimse bir şey yapamadan Patrick eğildi ve yeni doğan oğlunu tabuttan çıkardı. Küçük bebeği doğruca göğsüne koydu ve kayınvalidesine doğru koştu. Birlikte hastaneye koştular. Neyse ki çok uzak değildi. Araba hastanenin otoparkına yanaşır yanaşmaz Patrick dışarı fırladı ve bebeğine tıbbi yardım almak için olabildiğince hızlı koştu. Az önce ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Tek bildiği oğlunun yaşaması için ikinci bir şansı heba etmek istemediydi. Acil servise girdiğinde doktorlar ona şaşkınlıkla baktılar. Onun kim olduğunu ve oğlunun trajik bir şekilde öldüğünü biliyorlardı. Bu yüzden onu orada elinde bebeğin cesediyle gördüklerinde ne düşündüklerini tahmin edebilirsiniz. Adam çılgınca yardım çağırmaya başladı. Sağlık personeli olabildiğince hızlı bir şekilde geldi ve duruma müdahale etti. Küçük bebeği kollarından aldılar ve hızlı bir şekilde hayati fonksiyonlarını kontrol ettiler. Bebeğin aslında hayatta olduğunu öğrendiklerinde onlar da şok oldular. Daha da kötüsü yemek yemediği için kan şekeri düşük olmasına rağmen bebeğin sağlığı mükemmeldi. %100 sağlıklıydı. Doktorlar bu durum karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Daha bir gün önce öldüğünü ilan etmişlerdi. O noktada Patrick'in umurunda değildi. Sadece Tanrı'nın ona karısının dünyaya getirirken öldüğü oğluyla ikinci bir şans verdiği için çok minnettardı. Patrick doktorun odasında durdu ve orada hayatını küçük oğluna adayacağına dair yemin etti. Ona tanınan her fırsattan en iyi şekilde yararlanacaktı. Patrick oğlunun kaderinde büyük şeyler olduğundan emindi. Özellikle de yaşadıklarından sonra. Onu oraya götürmek için ne gerekiyorsa yaptığından emin olmak istiyordu. Bu örnekte bu büyük bir beslenme ve bol bol kucaklama anlamına geliyordu. Ertesi gün Patrick karısının mezarına gitti ve ona küçük oğullarını yeteneklerinin en iyisine kadar koruyacağına ve besleyeceğine dair söz verdi.